Gebelik, anatomik, hormonal, psikolojik ve sosyal bakımlardan pek çok değişikliğe neden oluyor. Peki ya bir psikiyatrik hastalığınız varsa ve gebe kalmak istiyorsanız ne olacak? Nasıl bir yol izlemeniz gerekir? Bu videoda bu sorulara yanıt arayalım. Öncelikle gebe kalmaya engel olan bir psikiyatrik hastalık olmadığını belirteyim. Fakat her psikiyatrik hastalığında kendine göre belirtileri var ve her biri gebelikte ayrı ayrı özellikler arz ediyor. Bu nedenle bu videoda genel kurallardan söz edeceğiz. Eğer daha önceden tanık olmuş şizofreni, psikotik bozukluk, bipolar bozukluk, yineleyici depresif bozukluk ya da otizm spektrum bozukluğu gibi görece biraz daha ciddi bir psikiyatrik bozukluğunuz varsa gebeliğinizin bir kere mutlaka planlı olması gerekiyor. Sakın ha kendi kendinize nasıl olsa uzun süredir iyiyim diyerek ilaçları bırakmayın. Bakın bazı ailelerde eşler ya da eşinizin ailesi hatta belki de sizin taraf çocuk konusunda çok sabırsız olabiliyor. Öyle olunca bir an evvel ilaçları bırakmanız konusunda telkinlerde, imalarda bulunuyor olabilirler. Ama ilaçları aniden kesmenin maliyeti emin olun daha ağır olacak. Gebelik aceleye gelmez. Bu durumda yapılması gereken ilk iş en yakın zamanda sizi takip eden psikiyatri uzmanına gidip çocuk sahibi olma fikrinizi açmanız ve beraberce onunla bir gebelik planı oluşturmanız. Merak etmeyin, çok uç durumlar haricinde hiçbir zaman doktorunuz size bu yanlış bir karar ve gebe kalmamalısın gibi bir şey söylemeyecek. Çünkü genel kural olarak hiçbir psikiyatrik hastalık gebe kalmaya engel değil. Ama sizi tanıyan ve içinde güven ilişkisi kurduğunuz bir psikiyatrisiniz varsa onun da gebelik için doğru zamanda olup olmadığınız konusunda bir fikri olacaktır. Ve emin olun bu fikir dikkate almaya değer. Doğru zaman olduğu konusunda hemfikir olsanız bile gebelik aceleye gelmez. Yani bu konuşmadan hemen sonra gebe kalmayı beklemeyin. Psikiyatrisiniz muhtemelen bir gebeliğe hazırlık dönemi geçirmenizi önerecek. Bu dönem aylar bile sürebilir. Bu hazırlık döneminde işte psikiyatrisiniz ilaç dozlarında değişiklik yapmayı hatta ilaç değişikliklerini önerebilir. Şizofreni, bipolar bozukluk gibi hastalıklarda örneğin yeni bir ilaca geçiş bir aydan uzun sürer. Yeni ilaca geçtikten sonra belki birkaç ay acaba bu ilaç etkili mi değil mi diye bunu görmeyi isteyecek doktorunuz. Yani bu hazırlık dönemi önemli ve hatta yalnızca ilaç değişikliklerinden de ibaret değil. Örneğin doktorunuz görüşme sıklıklarını arttırmayı teklif edecek bu görüşmelerde. Eğer gebelikte hastalık belirtilerinde kötüleşme olursa yapılması gerekenleri size öğretmek onun hedeflerinden bir diğeri olacak. Her zaman planlı olmak iyi ve doktorunuz atakların öncesinde gelen öncü belirtileri tanıdığınızdan emin olmayı isteyecek. Gebelik sırasında eğer hastalığınız nüksederse yapılacakları içeren bir kriz planı oluşturmak kendinizi gebelik boyunca güvende hissetmenize yardımcı olacak. Yine bu gebeliğe hazırlık döneminde alkol, sigara ya da madde kullanımı nasıl sonlandıracağınız bunun da planlanması gerekiyor. Eğer bir depresyon atağı, anksiyete bozukluğu gibi görece biraz daha hafif bir psikiyatrik bozukluk tanısı aldıysanız ya da bunlar için ilaç kullanıyorsanız önerim yine bu ilaçları kendi kendinize kesmemeniz ve psikiyatriste başvurmanız yönünde. Bu durumda genellikle şizofreni ya da bipolar bozuklukta olduğu gibi böyle çok uzun bir gebeliğe hazırlık dönemi genellikle gerekmez. Fakat halen tedaviniz konusunda ne yapılacağı önemlidir ve buna doktorunuzla beraber karar vermek en iyisidir. Doktorunuz ilacınızı kesebilir, değişiklik önerebilir ya da ilacı alternatif tedavi yöntemleri konusunda sizi bilgilendirebilir. Eğer gebelik sırasında belirtilerde bir artış olursa neler yapacağınızı sormak çok uygun olacaktır. Psikiyatrisiniz gebelik boyunca görüşmelere devam etmeyi, hatta kadın doğum doktorunuzla irtibat halinde kalmayı isteyebilir. Biz psikiyatristler belki de gebelik döneminden daha fazla lohusalık döneminden çekiniriz. Çünkü bu dönemin ayrıca planlanması gerekir. Doğum sonrası dönemde nasıl destek alacağınız, bu desteği nasıl isteyeceğiniz,
emzirme döneminde ilaçların nasıl ayarlanacağı gibi konuların açığa kavuşması bakımından gebelik boyunca düzenli biçimde psikiyatristinizle görüşmelere devam etmeniz son derece önemli.